Bizler Çukurova'dan Halk Meclisi ile birlikte Ankara'ya gelmiştik. Patlama gerçekleşmeden önce, tam patlamanın olduğu yerde ses aracı vardı. Ve biz korkula dayanmış kitleyi izliyorduk. Ses aracı yaklaşık işte bir iki dakika sonra yürüdü. İlerledikten bir iki dakika sonra da hemen karşı tarafta çok ciddi bir iki tane patlama gerçekleşti. O iki patlamayla birlikte herkes dağılmaya başladı. İnsanları sakinleştirmeye çalıştık. Ama o sırada bizim Antakya'dan beraber geldiğimiz iki kardeşimizi yerde olduğunu gördük. Bizler ve Tayyip Odası'na bağlı doktor arkadaşlarımız hemen anında müdahale ettiler. Ama o müdahale anında Çevik polisi işte hemen karşıdan bizlerin üzerimize gaz bombası atmaya başladı. Gaz bombası nedeniyle biz orada yaralı olan arkadaşlarımıza ne suni teneffüs yapabildik ne de orada kalp masajı yapabildik. Bizler de çok etkilendik. Durumundan ibaret. Yaralı ölülerin sayısının artmasında onun etkisi var mı? Kesinlikle. Çünkü yaralıların müdahale etme noktasında sorun yaşadık bizler. Hem biz sivil vatandaşlar hem işte yetkili olan arkadaşlar. Ambulanslar giremedi buraya. Polisler çünkü her tarafı kesti. Her tarafa saldırmaya başladı. Sadece gaz bombasıyla saldırmadı. Görmüşsünüzdür. Silahlarla da saldırmaya başladı. Havaya sıkmaya başladı. Yerde biz kardeşlerimizle mi ilgileneceğiz? Kendi canımızı mı kurtaracağız? Onun telaşı içerisindeydi. Herkesin bir panik havası vardı. Ve bu paniğin yaratılmasının en büyük nedeni emniyetin yapmış olduğu müdahaledir. Emniyetin kitle üzerine sıkmış olduğu biber gazıdır. Gaz kapsülü sıkmasıdır. Biz Antakya'dan gelmiştik. Halk meclisleri olarak, savaşa karşı yaşam hakkı meclisleri olarak. Önce kortejimiz orada başladı. Ama daha sonra buraya geldik. Olay anında da yani biz Antakya'da barış için mücadele ediyoruz. Barış için, kardeşlik için. Bu savaşa karşı, cihatçıların savaşına karşı, sarayın saltanatına karşı mücadele ediyoruz. Buraya da bunu söylemek için geldik. Ve eşimiz, dostumuz, barış dileği olan herkes burada bizimle beraberdi. Tam buradaydık olay anında. Vefat eden arkadaşlarımız 2-3 metre arkamızdaydı. Ve karşıda olan patlamadan parça tesirli olduğu söyleniyor. Zaten burada bilyeler topladık alanda. Küçük bilyeler, demir bilyeler. O demir bilyeler başlarına isabet etti. Ve aslında yapacak çok bir şey yoktu. Hani hemen koştum. Büyük bir panik oldu, büyük bir izdiham oldu. Önce ses bombası diye bağırıldı burada. Bu bir ses bombası falan diye. Ama sonra dumanı görünce, kan kokusunu görünce, etraftaki ceset parçalarını görünce koştuk hemen arkadaşlarımızın yanına ama bellerine kadar duvarın dibinde oldukları için belden yukarıya direkt başlarına isabet etti. Çok ölümcül bir darbe aldı ikisi de. Kalp masajı falan yapıldı ama kurtaramadık. Çok şiddetliydi. Yani çok güçlü bir gürültü vardı. Zaten cam kırığı sesleri de duyduk o an. Sanırım karşıdaki binanın camları da kırıldı. Çok güçlü bir sesti, güçlü bir gürültüydü. İnsanlar kaçıştılar ya. Çünkü burada bizim böyle bir hazırlığımız yok. Biz savaşa gelmiyoruz. Biz buraya barış için geliyoruz. Bizim elimizde sadece savaşa karşı durduğumuzu anlatan dövizlerimiz var. Bizim elimizde buna göre bir korunağımız yok ki. Biz buraya bu şekilde gelmedik. Biz buraya özgürlük için geldik. Biz buraya bu sarayın savaşına dur demek için geldik. Tam da dediğimiz sebepten ötürü yine biz öldük. Ölen yine biz olduk. Ama şöyle de bir şey eklemek istiyorum. Biz kendi yaralılarımıza, kendi cenazelerimize koşamadık. Polisin attığı gaz bombaları yüzünden giderken, müdahale etmeye giderken nefessiz kalıp bayılanlar oldu, düşenler oldu burada. Kalp masajı yaparken arkadaşımız bayıldı gazdan. Havaya ateş açıldı, bizi taradıklarını düşündük. Yani polis burada can kurtarmaya değil, giden canların ya da gitmekte olan canların zamanını kısaltmış oldu. Hayır,
Biz İstanbul'dan saat 2-3 gibi çıktık. Sabah 7.30-8 gibi burada olduk. 40 dakika geçmedi, patlama oldu zaten. Garın o tarafındaydık. Biz de şans eseri kurtulduk. Biz yani 5-6 arkadaştık. Arabalar, önümüzdeki araba kurtardı. Yani çünkü üzerimizde de göründüğü gibi, üzerimizde de temizlik et parçaları falan vardı. Yani bu temizlenmiş hali, şunları da görünebilir. Yani sonuçta burada bir barış mitingi yapılıyor. Yani bunun sivil bir sivil şeyi, bu canilikten yani öte bir şey. Yani bu buradan benim diyeceğim, yani ben bir Kürt vatandaşı olarak bizim o kadar çektiğimiz zulüm, o kadar çektiğimiz acı, biz her şeye rağmen barış duruyoruz. Çünkü savaşın hiçbir insanlara, halklara kazandırmayacağını, hani bunun aynı tepkisini de bütün Batı'dan bekliyoruz. Yani yoksa bu şey durmaz. Bu bir kaç kişinin şeyine kalmış, iktidar kavgasına kalmış. Hani ben gerçi bunun şeyden çok bağımsız olduğunu düşünmüyorum. Tayyip Erdoğan, Yalçın Akdoğan, Efkan Ala, Hakan Fidan'dan çok ayrı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani gerçekten insanlar da belki Batı'daki insanlar anlayamayabilir ama oyun içinde oyun olunca karışıklık oluyor. İkisi de zaten yakın oldu birbirine, 10 metre aralıktan oldu. Benim de ortalama 20 metre fark vardı, önümde araba vardı. Yani arabada şans eseri tam öyle bir durdu ki ikisini de bizden korudu iki patlama. Tam böyle şans eseri yani tesadüfen. Siz patlamada yaralananlardansınız. Olay nasıl oldu? Bir anlatabilir misiniz? Olay aslında arkadaşın da daha demin dediği seyirde gelişti. Biz işte sabah saatlerinde tüm sendikalar, tüm kuruluşlar olarak burada toplandık. Buradan Sıya'ya yürüyecektik. O esnada halay çeken arkadaşlarımız vardı. İşte kahvaltısını yapan arkadaşlarımız vardı. O tarz bir gelişim söz konusuydu. Aslında bu noktada ilk bomba patladığında biz ses bombası, polis mi atıyor tarzında şeye kapıldık ama bizi yıprattı. 3-4 metre ileri yattı. Arkadan bir tane de aynı saniyeler içinde patlattı. Eğer o bomba, ikinci bomba biraz daha uzun zaman olsaydı belki bizler de burada olmayacaktık. Çünkü kaçışma noktalarımızdan biri de orasıydı. O patladığı için mesela bizi belli bir yere kadar attı. Bu noktada işte aslında bizim bu yapıya dair vereceğimiz bir mesaj vardı burada. Güçlü bir barış mesajı vardı. Bütün haklar bir araya geldik. Biz Türk'ünden, Kürt'ünden, Alevisinden, Sünnisinden. Ben İstanbul'dan geldim. Üzerimde arayın bir tane silah yok. Ya bir kalem vardır benim. Biz bu amaçla geldik. Bir barış, ileriye dair bir şey istemek için geldik. Burada bizim barış istemimizi bombalarla cevapladılar. Bombalarla barışı cevapladılar. Bu artık aslında bizim kendi toplumumuzun şunu görmesi gerekiyor. İllahi bu savaşın batıda kanlı bir biçimde yaşanması mı gerekiyor? Yani doğudan batıya taşınması, kanlı bir şekilde olması mı gerekiyor? Hepimiz milliyetçiyiz ya. Ben askerliğimi yapıyorum, bu ülke vatandaşlığını yapıyorum, vergimi ödüyorum. Bunun birçoğunu benim arkadaşım da yapıyor. Bizim hakkımız bu bombalar mı? Sadece birileri kendi kasalarını, kendi şeylerini doldurup, insanları kutuplaştırıp, kaplaştırıp, bizleri birbirine düşürmek için yapıyor bunları. Bence Batı halkının bu olaya vicdani bir şekilde sus veya dur demesi lazım. Yoksa önümüzü hiç iyi günler beklemiyor.